Gaziantep TV'den herkese merhabalar. Gaziantep deyince aklımıza gelen şeylerden bir tanesi de Gaziantep'in dolmaları. Evet, gerçekten Gaziantep'in dolması çok meşhur ve çok da güzel. Peki bunun sırrı nedir? Özellikle kışın Gaziantep'ten talep edilen dolmalıklar nereden geliyor? İşte bugün bunun hikayesini sizler için araştırıyoruz. Burası neresi? Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi. Gaziantep'te kurutmalıklar %90'ı Oğuzeli'nde yapılıyor. Çünkü Oğuzeli sulak bir bölge ve burada patlıcan, biber, kabak ve acur yetişiyor. Sebze burada yetişiyor. Bu sebeple de bu bölgede daha çok kurutuluyor. Rüzgarı ve güneşi de kurutmaya çok uygun. Bu bir sektör haline gelmiş. Artık Oğuzeli'nde hangi kapıyı çalsanız, hangi eve bir selam verseniz mutlaka bu işi yapıyor. Kimisi bunu bir ticari olarak yapıyor, kimi evine yapıyor. Kimisi de ticaret yapanlar getiriyor, işte patlıcanını, biberini bırakıyorlar. Onlar için yevmiye ile yapıyorlar. Bu şekilde büyük bir sektör oluşmuş. Bugün Gaziantep'e eğer yolunuz düşerse Gaziantep sokaklarında mutlaka görürsünüz. Özellikle kuru yemişçilerde. Sanki bir rüzgar çanı gibi işte patlıcanla, mor patlıcan, kırmızı biberler, kabaklar, acullar orada böyle sallanırlar. Hafif rüzgar estiğinde de güzel bir ses çıkarırlar. O güzel sesli dizinleri alıyorsunuz. Kışın da götürüp güzel bir dolma yapıp yiyorsunuz. Merhaba. Sağ ol. Ne yapıyorsunuz şu an? Patlıcan yiyoruz. Peki ne yapıyor bu patlıcanlar? Kurutmalık. Koyuyoruz. Kışın evet. Kurutmalık yapıyor işte. Dolması oluyor. Peki Antep dolması bundan mı oluyor? Meşhur dolma. Evet. Peki içini ne yapıyorsunuz? Oyduklarınızın işlerini? İşlerini hayvanlara gidiyoruz. Onlara değerlendirmiyor musunuz? Başka bir şey? Hayvanlar yiyorlar. Hayvanlar yiyor evet. Sadece. Hayvanlara yem yapıyor. Gidirik işte. Bu alet sırf bu oyma için özel mi üretilmiş? Evet. Abla biraz böyle açıklama yap. Evet, hayır değil mi? Ne diyeyim kardeşim işte evet. Ben bu kadar yani bilgim fazla yok. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Çıkar yapıyor. 5-6 sene beri yapıyor. Peki bunu satıyor muyuz? Sadece ev için mi kullanıyoruz? Biz başkasına oyuyoruz bunu. Başkası için evet, oyuyorsunuz? Evet, biz sayısından parasından oyuk. Başkasına oyuyoruz. Başkasına oyuyorsunuz evet. Bu şekilde. Olarak. Aynen. Burada eve yardım. Çalışıyoruz boş durmadan iyi diyorsunuz. Yemeğiyle mi çalışıyoruz burada? Yok hani beraberiz ya. Beraber. Aynen. Annemle beraber oturuyoruz. Peki bunlar kaç lira mesela şu anda bir dizini? Dizimi mi? Korunmuşu. Vallahi abi 8-10 lirası değişiyor herhalde ya. Tam bilmiyorum. 8-10 liradan. Aynen değişiyor. Siz satıyorsunuz dışarıda da kaç lira 15 lira falan mı? Biz satışı der. Biz de sadece getiriyorlar. Biz oyuyoruz. Diziyorsunuz. 1000 tanesini mesela biz 1000 tane oyduk. Evet. 25 lira para alıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Ha, siz sadece bu işin şeyini oyup işçiliğini yapıyorsunuz. Aynen işçiliğini yapıyoruz. 1000 lirası parası. 1000 lira da 25 lira parasını alıyoruz. Aynen. Günlük o zaman kaç tane mesela böyle? Günlük valla kişiye bağlı ya. Böyle 3 kişi oturduğumuz zaman yani 3000-4000 tane uyuyoruz. 3000-4000 tane aynen. Uyuyorsunuz. Aynen. Çok güzel. Evimizin siz... açtığı çıkıyor. İyi çalışıyorsunuz. Bu bölgede kaç aile vardır böyle bu patlıcanla uğraşan? Valla yazın olduğum bütün aileler yapar bu işi ya. Yani bir... Her ev dolur yani hemen hemen. Oğuzeli'yse eğer her ev yapar bunu yani. Ya üretmese bile böyle bizim gibi oyar. Bir sektör haline gelmiş. Aynen. Ya kurutmalık deyince o zaman Oğuzeli mi akla gelmedi? Kesinlikle. Evet, şimdi bir de kabaklarımız var. Kabaklar evet. Kurutması biraz farklı. Bunu, bakıyorum ağaçların üzerine elektrikler borularından yapmasınız. Evet. Bunun hikmeti ne? Abi bu güzel kurumasını sağlıyor. Ağızlarının biraz daha açık, evet. Göze görkemli bir şekilde olmasını sağlıyor. Yani ipte olduğu zaman ağızları şu şekilde yamuluyor. Bu bir işe yaramıyor yani biraz içi de kurumuyor. Hem güzel kuruyor hem göze hitap ediyor. Evet güzel tabii evet, evet gerçekten güzel şöyle içi bir çiçek gibi yani doldurması da kolay evet. Hiç öyle suya falan atmaya da gerek evet. Yok herhalde direkt bu şekilde kurutuyoruz. Evet.
Peki bunu kim icat etmiş böyle sizde? Özel bir şey mi oldu yoksa böyle bir kendi kendiliğinden gelişti mi bu? Vallahi kendi kendiliğine gelişen bir şey. Yani kimisi ağaçların dalına yapar kurular. Hmm. Kimileri şu küçük parçalardan yerlere yaparlar. Mesela yerlerde var ileride. İşte böyle elektrik borularla yaptık. Bunlardan daha kolay çıkıyor diye. Evet, bir yani inovasyon olmuş. Güzel olmuş ha. Evet, üzerinde de poşetler var. O poşetleri de gösterelim. Poşetler de kuşların yememesi için. Evet. Rahatsız etmemesi evet. için. Kabak ve acır şu anda tam mevsimi. Tam mevsim, sonrasında evet. biber patlıcan. Patlıcan evet. giriyor. Biber evet. patlıcan çıktı ama işte biraz daha seyrek. Evet. Yani tam olmasını bekliyoruz. De yeni yeni başlıyor yani. Burada gerçekten bir sektör. Gerçekten çok hoşuma gitti bu. Evet. Böyle güzel duruşları, bir çiçek gibi, papatya gibi. İnşallah Yunus Oğuz eline düşerse burada gelip çok rahatlıkla hangi kapıyı çalsalar herhalde burada alırlar. Evet. Burada. Büyük ihtimalle çoğunda olur yani. Çoğunda insanda evet, oluyor. Evet. Kendi bahçemizde mi yetişiyor bunlar? Evet, kendi bahçemde yetiştiriyorum. İşte. Onu bu şekilde yapıyorsun. Evet. Peki Oğuz elinde genelde hep Oğuz elinden yetişen bir ürünler kullanıyor yoksa ticari olarak başka yerden getirip şey yapıyorlar mı? Çoğu zaman Oğuz elinde de oluyor. Başka yerden de geliyor. Yani Oğuz elinde yetişene kadar başka bir yerlerden de geliyor yani. Geliyor. Burada evet. kurutup onu burada işleniyor. Yerine. İşlendikten sonra işte yurt dışına nereye giderse oralara gönderiyoruz. Burada da abimiz gördüğünüz gibi çok güzel bir inovasyon yapmış. Lastikleri almış, çalıları üzerine koymuş ve oradaki gördüğünüz kabakları da acılları da üzerine geçiriyor. Bu şekilde de kendine özgü bir kurutma sistemi kurmuş. Yani herkes aslında yaptığı işte yeniliklerle, küçük şeylerle büyük şeyler yapabilir. Bağdan, bahçeden toplanan biber, acur, patlıcan ve kabaklar önce oyuluyor. Oyulduktan sonra dizinlere ipe diziliyor ve dizildikten sonra da burada geliştirilmiş, herkes kendine özgü bir sistem geliştirmiş. Bu sistemle getirip burada kurutuyorlar. Her bir dizinde ipte gördüğünüz gibi 50 tane var. Genelde bu artık bir standarda binmiş. Yani Gaziantep'ten bir sipariş verdiğiniz zaman bir dizinde 50 tane var. Onu bir öncelikle bilmenizde yarar var. Kuruturken iplerin gergin olması gerekiyor. Çünkü bunların birbirine değmemesi gerekiyor. Bu şekilde aralarından hem rüzgar geçiyor hem de güneşi daha rahat görüyorlar. Bu şekilde daha rahat kurumuş oluyor. Kurutmalıklara baktığımız zaman onlar buralarda kurutuyorlar. Kavak ağaçlarından yapılmışlar. Bölgede yetişen kavak ağaçlarından. Ve üzerinde ipler var. Hem ipler aşağı kaymasın diye yapılmış. Burada bir de şunu gösteriyor. Yıllarca yapılmış, kesilmiş, yapılmış, kesilmiş. Burada bir sürü ip var. Dünyada ipiniz yoksa iş sıkıntı. İpsiz dolaşmamak lazım. Burada da bu emeğin, alın terinin hikayesini gösteriyor. İnsanlar yıllarca burada kurutmuşlar ve bunu buradan satmışlar, yemişler. Eğer Gaziantep'te bu lezzetleri yakalayamıyorsanız size birkaç tavsiyem var. Öğrenciyseniz üniversitede mutlaka bir Gaziantep'li arkadaş edinin. Çünkü onlar her hafta sonu annesine, babasına dolmasını, lahmacunu yapıp gönderirler. Veya bir iş adamı dostunuz olsun. Onlar da mutlaka gelirken sizlere bir kurutmalık baklava getirirler. Gaziantep'li şöyle der, yiyen adamdan korkmayacağın ağam. Evet, yiyen adamdan korkmaya gerek yok. O yüzden Gaziantep'liler yerler, israf etmezler, lezzet damak tadını bilirler. Ve en güzeli de her yarım saatte bir mutlaka yemek konuşurlar. Çünkü 6 gün çalışıp 7. gün yerler. Ben öyle demiyorum. 6 gün yiyorlar, 7. gün ölmeyene kadar yiyorlar. Bu lezzetleri siz de tatmak istiyorsanız ya Gaziantep'e uğrayın ya da Gaziantep'li bir dostunuz olsun. Kuruturken neye dikkat etmek lazım abi? Patlıcanı kuruturken taze olacak. Ondan sonra tarladan toplanır toplanmaz hemen oyucunun yanına yetişecek, oyulacak, akşamına asılması lazım. Yani sabah toplanıp akşam asılması evet. gerekiyor. Evet. Peki mecbur kalırsan bir ertesi güne kalır. Peki ipe dizerken neye dikkat etmek lazım? İpe dizerken bu arka tarafına yakın saplanması lazım. Bu kadar. Peki ipi dizerken ip gergin olmasının hikmeti? Gergin olması
Yani hikmeti o öyle olması lazım yani. Daha birbirine değmemesi için mi? O birbirinin yakın olması, gölge yapmak için. Yukarıdan o yukarıdan, gölge yapması. Evet. Ha, niye? Aslında böyle... bunun üzerine çirpi veya tülle örtmemiz lazım. Fakat şu an durumumuz el vermedi. Ha, yapamadık. İmkanlar zorlanıyorsunuz. Evet. Bir dahaki sefere örtmüş olacağız. Ha, daha yavaş yavaş kuruması mı gerekiyor? Evet. Kaç günde kuruyor bu? En geç 2 günde kurur. 2 günde kurur. Evet. O zaman yani ben sabah topladım, akşam serdim. Sardım, 2 gün sonra topluyorum. Evet. Ondan sonra dolma olarak tencereye girebilir mi? Girer. Bir zamanlar televizyonların Reha Muhtarı vardı. Şöyle soruyordu, acı var mı acı? Evet, Gaziantep'te de acı var mı acı diye sormanıza gerek yok. Bütün biberler acıdır. Öyle tatlı biber bulma şansınız yoktur. Mutlaka yemeklerin içerisine de baharat ve acıyı da bol miktarda kollar. Ve böylece içlerindeki acıyı da bastırırlar, lezzeti de rahat rahat yaşarlar. Hemen arkamda gördüğünüz şehirde Oğuzeli. Oğuzeli de özellikle Barak Ovası'na doğru giden bir, geniş bir ovaya sahip. Buradaki insanlar Orta Asya'dan gelen Türkmen beylerinden oluşmuşlar. O beyler buraya gelmişler. Zamanla oba oba yerleşmişler. Burası da Oğuz beyleri olsa gerek ki bu yüzden Oğuzeli denilmiş buraya da. Bu şehrin en güzel yanı ortasından Sacır Çayı geçmekte ve burada geçen çay toprağa, ovaya hayat vermekte ve bu sebzelerin, meyvelerin kaynağı da Gaziantep'te bu su. Eğer yolunuz Gaziantep'e düşerse mutlaka kurutmalık biber alın. Yok düşmüyorsa da bir telefonla herhangi bir yerden isteyebilirsiniz. Gaziantep'in özellikle bu kurutmalıkları Almacı Pazarı civarlarında bol miktarda var. Oralardan temin edebilirsiniz. Ve bunu da güzelce bir dolma yapıp eşinizi dostunuzu mutlaka çağırın. Bunlar çok kıymetli, çok emek verilen şeyler. Biliyoruz ki hayat paylaştıkça güzel. O yüzden soframızı, aşımızı, ekmeğimizi, acımızı, kederimizi paylaşalım. Ve yolumuzu Oğuzeli'ne düşürürseniz de mutlaka bu kurutmalıkları ziyaret edin. Bunlar gerçekten böylesine görülmeye değer manzaraları da beraberinde getiriyor. Hepinize acısıyla tatlısıyla güzel günler diliyorum. Kurutmalıkları unutmayın. Gaziantep TV'yi beğenmeyi, altına yorumlar yazmayı da unutmayın.